Ya yani İnsan Hakları Derneği tabii 1980 askeri darbe sonrasında kurulan bir sivil toplum örgütü ve darbe sonrası kurulan ilk sivil toplum örgütü. Aslında yani sadece tek tek iktidarları alarak değil de devlet politikası olarak bakmak gerektiğini tabii ben düşünüyorum. İnsan Hakları Derneği kurulduğu günden bu yana hep baskı altında olan bir dernek oldu. Ama uluslararası düzeyde de güvenilirliği ve tanınırlığı çok büyük olan aynı zamanda bir dernek, İnsan Hakları Derneği. İnsan Hakları Derneği'nin en başından itibaren baskı görmesinin nedeni, biz hep resmi ideolojinin kırmızı çizgilerine karşı çıkan bir kuruluş olduk. Devlet aklı hiç değişmedi. Yani ben o nedenle baskıları sadece AKP ile tartışmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. 90'lı yıllarda AKP yoktu ama 90'lı yıllarda korkunç kirli savaş yöntemleri vardı. İnsanlar gözaltında kaybedildi, kontrgerilla cinayetleri işlendi, köyler yakıldı, kadınlara cinsel saldırıda bulunuldu. O zaman AKP yoktu. Yani her şeyi AKP ile tartışmanın devleti unutmak olduğunu düşünüyorum ben. Devleti hiç unutmamak gerekiyor. Tabii ki dönem dönem politikalar değişti. Ama şunu söyleyebilirim ki 90'lardaki devlet aklı neyse şu andaki devlet aklı da o. Yöntemleri farklı olabilir. Yani özellikle AKP'nin MHP ve derin güçlerle işbirliği yapmasından sonra gelen dönemde 90'larla aynı devlet aklını yaşamaktayız. O nedenle yani özellikle MHP'yi bizler çok yakından tanıdığımızdan ve iktidar ortağı olduğunu bildiğimizden hiç kimsenin yaşam güvencesinin ben olmadığını düşünüyorum. Biz zaten darbe döneminde yaşıyoruz hala. Bir devlet neyle yönetilir? Anayasayla, değil mi? Biz hala askeri darbecilerin yaptığı anayasayla yönetiliyoruz. Bu darbe anayasasını AKP ve önceki iktidarlar bence bilerek değiştirmediler. Çünkü bütün hak ve özgürlüklerin önünde bir engel oluşturuyor zaten bu anayasa. Hala kendilerinin sivil siyasi partiler olduğunu iddia eden ve iktidara gelmiş ve hala iktidarda olan partilerin bu işine geldi. Darbe hukuku onların işine geldi. Örneğin İHAD'e bir sokak örgütüdür. İHAD'e her zaman hak taleplerini sokakta dile getirmiştir. Ama İHAD'e çok uzun zamandır sokağa çıkamıyor. İHAD'enin önüne sıkıştırılmış durumda. İnsan Hakları Derneği bile. Sokaktaki hak arama ki bu bizim yasalarla tanınmış olan bir hakkımız. Herkes önceden izin almadan basın açıklaması yapabilir diye ama hiç kimseye izin verilmiyor. 90'larda bile biz bunu yaşamadık. Biz 90'larda da sokağa çıkıyorduk. Bakın ben şunu söyleyeyim. Özellikle sokak gösterilerine de bu kadar saldırganlık yoktu. 90'larda bile diyorum. Çünkü 90'lar yani kaybetmelerin ve öldürmelerin yoğun olduğu bir dönemdi. Ama 90'larda bile biz sokağa çıkıp haklarımızı talep edebiliyorduk. Şimdi çıkamıyoruz. Bu coğrafyanın en meşru eylemi, en meşru dünyada kabul edilmiş cumartesi anneleri eylemi. Cumartesi anneleri eylemi herkes bilir ki sessiz bir eylemdir. Orada hiç kimseye hakaret edilmez, slogan dahi atılmaz. Bunu herkes bilir. Bu eyleme bile 5 yıldır izin vermiyorlar. Yani hak arama taleplerinin bu kadar yoğun bastırıldığı, sivil toplumun bu kadar bastırıldığı, hatta çaresiz hale getirildiği ben başka bir süreç hatırlamıyorum. Ya bence cumartesi anneleri tabii çok meşru bir eylem ve cumartesi anneleri özellikle 90'lardaki kirli savaş politikalarını sorguluyor. Çünkü o dönemde gözaltında kaybedilen insanları soruyor. Bakın AKP Genel Başkanı o dönem başbakan da 2010 yılında bütün anneleri çağırdı, onlarla konuştu, kayıp annelerini dinledi, özellikle Berfo anneyi dinledi, söz verdi. Kendileri bu talepte bulundular, ailelerle görüştüler. Ama ne oldu sonra? Tamamen işte barış sürecinin bitişinin ardından AKP, MHP'nin bu yoğun ortaklığı ve işbirliğiyle birlikte o eski dönemi hatırlatan, eski döneme ilişkin taleplerde bulunan tüm gösteriler, tüm açıklamalar, tüm hak talepleri yasaklandı. Şimdi bence şöyle okumak gerekiyor. O gözaltında kaybedilmelerin en yoğun olduğu süreçteki baş aktörlerden biri kimdi? Mehmet Ağar'dı, değil mi? Hepimiz bunu biliyoruz. Mehmet Ağar şimdi nerede? İktidarın yanında.
İşte cumartesi annelerine de bu nedenle izin verilmiyor. Çünkü biz cumartesi annelerinde Mehmet Ağar ve onun gibilerinin politikalarını ve uygulamalarını tartışıyoruz, talepte bulunuyoruz. Bu nedenle engelleniyor. Anayasanın bile üstünde kabul edilmiş olan uluslararası sözleşmelerin uygulanması istiyoruz. Kısa vadede bunu bile yapsalar birçok şey ortadan kalkar. Bizden bunu sormaları gerekmiyor. Kendilerinin imzası var bu sözleşmelerin altında. Taahhütte bulunmuşlar devlet adına ama uygulamıyorlar. Yani biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin hepsinin uygulanmasını istiyoruz. Bunu eğer uygularlarsa tabii ki hak taleplerimiz devam eder ama kısa vadede kendi imzalarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu kadar basit. Yani seçim dönemi geliyor. O nedenle şu anda seçimlere gidildiği için bence bu telefonlar geliyor. Yani bu kadar basit. İnsan Hakları Derneği her zaman devlet yetkilileriyle görüşmüştür, talepleri iletmiştir. Ama biz çok uzun zamandır devlet yetkilileriyle görüşemiyoruz. Randevu dahi alamıyor İnsan Hakları Derneği. Yani bize randevu vermeyenler bizi telefonla arıyorlar. Bu da garip bir durum tabii.